arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz prisın Arkitekte kaldığımız yerden devam ediyoruz videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim abi ee, bakalım seri hala seviliyor mu tutuluyor mu 32 ya da 33 bölüm olması lazım ee, gayet iyi ilerliyoruz abi gayet güzel ilerliyoruz ve ihracat da var ya şu oda bir tamamlansın abi. Şuranın ekim biçimi bir tamamlansın. Buradan da çok güzel para kazanacağız. Ve nihayet artık her yere adam akıllı duvarlarımızı çekebileceğiz. Sonrasında şuradaki hücreyi de faaliyete geçirip e, artık daha rahat paralar kazanabileceğiz abi. Ve ben şunu söyleyeyim. Buraya mutlaka bir e, şey yapmak istiyorum abi. Toplu koğuş yapmak istiyorum. Gerçekten ayrı ayrı her şeyiyle uğraşmam neredeyse mümkün değil. İçeri bayağı bir gardiyan atayacağım. Hani içeri belli aralıklarla denen devreye gezen gardiyan atayacağım e, tuvaletleri ve banyoları kapatacağım tuvaletleri ve banyoları e, kapalı bir alan yapacağım yine aynı koşun içerisinde olacak tabii ki aynı zamanda oraya televizyondur kitaptır radyodur efendime söyleyeyim bilardo masasıdır e, bunların hepsini koyacağım baba sandalye falan filan e, her şey kafalarına göre olacak abi. Bu ortak odayı da kullanmıyoruz bu arada. Şuradaki benim atölyem de boşa çıktı. O atölyede şu an için hiçbir şey yapılmıyor. Neyse az kaldı abi az kaldı. Ben ufak ufak yerlere beton çekeyim. Ee, ondan sonra kaçırmaya devam edersiniz. Hadi bakalım şuraya bir beton çekelim abi. Şuraya bir beton atalım. Hadi babacım şuraya bir beton. İnşallah mahvetmem abi. Şöyle bir şeyler yapalım. Hani hepsini birbirine bitişik yaparsam şey diye düşünüyorum. Sağa sola bir yere duvar yapmazlar. Eğer sağ e, sağa sola bir yere duvar yapmazlarsa da hepsini hepsini bitiştirirlerse ben de duvarı yık, duvarı kırk, vırt zırt o, o tarz şeylerle uğraşmam. O tarz zımbırıklarla uğraşmam. E, bu sayede ne olmuş olur abi? Ben rahatlıkla e, her yeri betonlamış olurum. İnşallah param yeter bu arada beton atmaya. Beton atmaya param yetmeyebilir çünkü. Ondan çekiniyorum. Hocam şöyle. Daha bunların, daha bunların hücreye taşınması etmesi vırtı zırtı var. Hadi baba şuraya şöyle. Bir tane buraya. Ondan sonra buradan böyle. Hadi inşallah buradan da böyle. Şimdi iki seçenek var. Bir. Seriyi bok ettim. Her taraftan duvar oluşacak, her yerden duvarlar çıkacak. O her yerden çıkan duvarlar sonucu dediğim gibi seri bok olacak. İki, ee, her şey yerli yerinde asfaltlanacak, yapılacak, edilecek falan. E, bir daha kaçış derdi, vırtı zırtı olmayacak. Buralar yavaş yavaş mı kendine geliyor? Niye buralar karanlık abi? Niye buralar karanlık kaldı? İnşası tam bitmediği için herhalde. Hadi bakalım inşası tam bittiğinde açılır inşallah diye umut ediyorum. Oh çok güzel havalandırmayı da bir kapatmışız ki. Havalandırmayı niye kapattın lan? Abi havalandırma kapanmış içeride insanlar mahkum kalmış haberimiz yok. Ha güzel 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 açılıyor abi açılıyor açılıyor. Yavaş yavaş bütün bölgeler açılıyor. Ne oluyor lan? Ha buralara giriş iptal edildi ne oldu? Nereye duvar attınız oğlum yine? Abi imdat. Abi sana buraya ne duvar attırdı? Allah rızası için buraya sana ne duvar attırdı abi? Nereye götürüyorsunuz lan mahkumları? Çöplükten buraya geçirmeye çalışacaklar, çöplük de kapalı. Ay, oğlum kırın şu duvarları lan. Kırın şu duvarları abi. Ana insanlar böyle kaldı baba ortada. Böyle kaldılar. Buraya giriş de mi iptal oldu? Nereye kapadınız lan yine? Oğlum açsanız ay yolu. Alo. Açtılar mı baba yolu? Tamam mıyız? Tamam mıyız? Gerizekalı gibi yine bir yere, bir yere asfaltladılar mı abi? Sanırsam hallettik ya. Sanırsam hallettik. Ya hadi lan oradan. Buraya elektrik gelmiyor mu? Harbi misin? Ha dışarıda olduğu için elektrik işlerine pek bakmıyordunuz tabi değil mi? Şunu şuraya kadar getirelim de böyle birbiriyle çakışmasın. Zaten renkleri pek fazla ayırt edemiyorum. Gördüğünüz gibi yani her şey birbirine bağlı. Ee, bir şekilde bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Elimden geldiğince bütün jeneratörleri aynı seviyede yormaya çalışıyorum. Böyle bir jeneratöre çok fazla yük bindirip şekil A. Ana! Ulan ben buna çok fazla yük bindirmişim. Abi şimdi şöyle bir sıkıntı var bak. Ben buradaki çamaşırhaneyi buraya veremem. Şurayı çamaşırhane yapmayı planlıyorum. Çamaşırhaneyi ona veremem. Ona verirsem patlar. Alttakine de veremem. Alttaki çok uzak. En güzeli üstteki beyaza vermek abi. En güzeli üstteki beyaza vermek. Ee, şuradan bağlantısını keseceğim. Aşağısı bunu çok görüyor sanırsam. Biraz da üstteki beyaz yorulsun abi. Şuradaki bağlantıyı kopar baba. Tamam mı? Şöyle bağlantıyı komple sök buradan. Gel bakayım şunu şöyle yukarıdan bağla. İnşallah yukarıdan bağladığında kardeşim şuradaki jeneratörümüz seni huzura kavuşturur. Umarım huzura kavuşabilirsin. Umarım buralarda artık rahatlıkla bir taşınabilir. İşçiler yetmiyor şu anda. İşçiler yetişemiyor. Ben bu işçileri rahatlatmak adına zamanı durdurup bir eşyaları vırtı zırtı satayım. Çünkü kendileri başa çıkamayacak gibi abi. Hele şura olgunlaşsın ki olgunlaşmış ora adamların asıl hedefi orayı kesip bana para kazandırmak. Haydi bakayım ben şöyle bir sağlı sollu sağlı sollu şunları bir satayım abi. Kazanabildiğimiz kadar para kazanalım buradan. Onun var ya çok güzel olacak ya hissediyorum. Bak çok güzel olacak. Tamamdır abi. 3x'sini al şuradaki elektrik hattını falan döşesinler, her şeyi halletsinler de artık biz de adam akıllı işimizi yapmaya başlayalım. Önce e, mutfağını, kantinini, çamaşırhanesini, yemek şey havalandırmasını falan yapacağım. Ondan sonra ibadethane, işte ağırlaştırılmış hücreler, e, şartlı tahliye odası, revir falan onları yapacağım. En son mahkumları getireceğim. E tabi ben bunları yaparken sürekli oraya işçiler gidecek falan filan. Önce mahkumları getirsem falan Olmaz abi idare edemeyiz ya. Olmaz yani gerçekten idare edemeyiz. Abi bakar mısınız cidden herkes burayı kesmeye mi uğraşacak? Bak orada boşta şeyler var, boşta adamlar var da onlar buradaki depoları taşıyor. Hadi Samet biraz işçi abanacağız paşam. Biraz işçi abanacağız. Bir 10 tane daha işçi basacağız abi. Bu arada 100 tane gardiyan fazla gelebilir ya bilmiyorum şu an toplu hücre yapmaya karar kıldığımıza göre ee, toplu hücre yapacaksak eğer abi şu toplu hücrede ben ee, toplamda 5 tane gardiyanı devreye attırırım. Eee, yani toplu hücrenin içerisine gardiyan atayabiliyor muyuz bir kere o önemli. Muhakkak atayabiliyoruzdur da ben bir şey yapayım abi şuraya gel bakayım geliyor musun yoksa family cell'deki gibi önde mi duruyorsun? A yok. Buraya gardiyan atanıyor. Tamam. tam Buraya gardiyan atama. Nasıl erişim yok ya? Ne demek erişim yok abi? Önünü duvarlamış. Arkadaş ben hele diyorum bu e, böyle bir şeyi bozmadan abidik gubidik bir şey yapmadan iş yapar mıydı? Al bakalım oranın duvarını yık. Baya bir şey depoya gidecek. Buraya elektrik çekilecek. Buranın elektrik hattı kopartıldı. Buraya üstten elektrik getirilecek. Oho hey maşallah. Ne uğraşacağız ne uğraşacağız abi. Şuraya elektriğini döşeyin. Elektriğini. Bir an önce. Ağaçlardan falan azıcık para geldi. Neyse olayın bardağın dolu tarafını görelim abi. Bardağın dolu tarafını görelim. Ee, gördüğünüz gibi abi bardağın dolu tarafı. E, her yeri asfaltladık. Her yeri asfaltladık artık. Her yere temel attık artık. Ee, bu attığımız temel sayesinde sıkıntı yaşamayacağız. E, ee, bir şey diyeceğim ben. Şimdi burada madem bir yığın beton birikti. Buradaki betonu kullanayım abi. Misal ben desem ki betondan şey at, Betondan temel at. Ee, betondan temel atmaya kalksa gram para vermememiz lazım ama camış gibi para veriyoruz abi. Betondan temel atılmıyor demek ki. Daha depolardakini götüremiyorlar abi. Hocam arama yap, arama yap. Arama yap gün 99 olmuş arama yap vallahi adamlar hapishaneden falan kaçar biz de ortada mıhınan kalırız abi. Biz de ortada kalırız. Ortada kalmayalım babacığım. Sen yap aramanı. Sen yap aramanı ortada kalmayalım. Huf. İşte bak toplu hücre olduğunda böyle tek tek hücrelere arama derdimiz olmayacak abi. Ben şahsen kocaman toplu bir koğuş yapmaktan yana taraftarım. Ya oğlum televizyon ya işte bir bak bir köşeye televizyonları dizeriz tamam mı? Ee, örneğin bak şu kısma banyo ve tuvaletleri dayayacağım. Şu üst kısma e, televizyondur, bilardo masasıdır, radyodur, kitaplardır. E, falan filan onları koyacağım. Başka ne koyulabilir işte? Başka da bir şey koyulamaz. Hani sandalye, çalışma masası, ofis, ofis işte ofis masası falan filan hani anlatabiliyor muyum? Her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri yeri koyacağım. Şurada ee, ne kadar yatak alırsa artık ne kadar yatak alırsa birer birim boşlukla oralara da yatak dolduracağım abi. Birer birim boşlukla oralara da yatak dolduracağım camış gibi mahkum almış olacağım. Abi bir şey diyeceğim ee, nihayet işiniz bitti Heh, oralara elektriği çektiniz şurada satışlara devam ediyorsunuz abi güzel. Kocaman alanı kontrol ediyorlar abi kolay mı? Oradan gelen para olmasa ben şu an bittiydim misal otomatik kayıt aldığında falan tırsıyorum ha. Çöküp üstümde kalacak diye. Bu arada merak etmeyin abi bu hapishaneden kaçacağım ama bu hapishaneden kaçmadan önce şurayı da tamamlamak istiyorum. Birazcık daha böyle nakit param olsa ben bu işi halledebilirdim. Hani misal şimdi hibeleri alacağım hücre bloğu D hibesini. Eğitim düzeni programını aldım da onu nasıl becereceğim bilmiyorum abi. Hücre bloğu D'yi alıyorum ya onu beceririm. Hapishanede üretim tarihini beceremem. Ee, mahkum beslenme araştırmasını da beceremem maalesef. Ee, ama hücre bloğu D'yi becerebilirim. Onu becerebilirim abi. Ama benim bunun için para kasmam lazım. Ben bunun için para kasacağım ki ondan sonra becerebileyim. Hocam nereye gidiyorsunuz? Ah şuradaki odunları taşımaya ihracata gidiyorsunuz. Okey abi okey. 10 numara. aramamızı da yaptık. Ee, kaçan eden yok. Tünel kazmaya çalışan yok. Nihayet şurayı asfaltladık. Kaçan eden kalmadı valla. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu orman olayı çok karlı ama çok karlı olduğu kadar çok da masraflı abi ya. Şuraya bak bak. Koca yeri işletiyorum. Karlı, karlı olduğu kadar da masraflı. Artık erken tahliyeden eden falan ne bir ikilisi. Bir şey diyeceğim. Oraya gelmeden ben artık e, orta dereceli gardiyan alımına mı başlasam ya ve dağılımda bir şey diyeceğim. Haydi buraya diledikleri gibi geçebiliyorlar. Gerçi geçsinler burada ne yapacaklar ki? Hayır ya gardiyan atam oğlum. Şurada sadece çalışanlara özel olsun koskoca ormanlık alan. Dı Bunlara da bir çalışan odası lazım olacak abi. Bunlara da bir çalışanlara dinlenme odası lazım olacak bu blokta. Adam gelip ee, oradan burada mı dinlenecek ya da şuradaki küçük yerde mi dinlenecek buraya mı kaçacak? Buraya da bir tane ondan yapmamız lazım abi. Bir tane çalışanların dinlenme odası yapmamız lazım. E, onu da nereye yapalım abi? Onu da nereye yapalım? Ya Şuraları ağırlaştırılmış hücre diye kullanacağız tamam mı? Ondan sonra burayı ibadethane şeklinde kullanacağız. Buraya şartlı tahliye duruşmasının yerini yapacağız Burası Nereydi abi burası Burası revir Abi şurada çalışanların dinlenme odası ya 9 birim buradan bırak şununla birlikte 10 Gel baba buradan çek Ya olduğu kadar Olduğu kadar burada çalışanların dinlenme odası Umarım ki ekonomimizi toparlayıp şu mahkumları alıp iyice para kasmaya yönelebiliriz abi. Bayağı bir emek veriyorum çünkü öteki hapishaneyi saldım. Canlı yayında yeni hapishane yaptım. Bir de yeni hapishaneyi de bayağı geliştirdik ya. Şuna bak abi. Hiçbir zaman ben bu kadar gelişmişini yapmamıştım gerçekten. Oyun beni şu sıralar çok fena sarıyor. Çok güzel sarıyor abi oyun beni. Ya şimdi aslında e, var ya çamaşırhanesine falan ayarlayana kadar ya da ibadethanesine her şeyi incik incik ayarlayana kadar mahkumları alsak da hani mahkumları aldıktan sonra e, para kasıp eksikleri öyle mi tamamlasak? Ama bu sefer de bir isyan çıkarırlar var ya. Abo! Abo! Harbiden çıkardıkları isyan can yakar yani. Ah. Bak bir kere. Öncelikle bir bölgeleri belirleyelim. Şuraya iki tane sıradan kapı tak abi. Hop oraya değil buraya. Buraya iki tane sıradan kapı tak. Tamam mı? Buradan e, canlıların istediği gibi gelip geçsinler. Buraya hayır buraya değil. Buraya normal kapı tak. Buraya normal kapı tak. Buraya normal kapı tak. Şu üstte de normal kapı. Buralara çalışan kapısı abi. Buralara çalışan kapısı. Şuraya çalışan kapısı. Buraya çalışan kapısı, buraya çalışan kapısı, buraya da çalışan kapısı. Şimdi amaç ne? Amaç ne hocam bak amaç ne? Öncelikle e, ortalığı bir ayırmış olduk abi birbirinden tamam mı? En azından sınırlar belli oldu. Şu dağılım kısmından geldiğinde gördüğünüz gibi odalar belli oldu abi. Şu mutfak kısmı babacım. Mutfak kısmı sadece çalışanlara özel. Burası çamaşırhane, burası da sadece çalışanlara özel. Onun dışında adamlar buradan kantine rahatlıkla geçsin. Amacım o yani. Buradan rahatlıkla kantine geçsin. Ee, buradan da kapıyı açıp rahatlıkla havalandırmaya ulaşabilsin abi. Havalandırmada bir tane sniper kulesi yaparız. Sniper alacak şeyim var mı bilmiyorum da. Havalandırmaya da bir tane sniper kulesi yaparız abi. Etrafa birkaç tane telefon kulübesi yerleştiririz. Onları da şu telefonu dinleyen elemana bağlarız. Ekstradan bir kapı dinleyen hani kapı kontrol eden eleman yapmama falan gerek yok. Şimdi bir saniye. Önce bir buraya buldozer sokacağız abi. Şuraya buldozer sokacağız. Neden? Çünkü burası havalandırma olacak. Şuraya bir buldozeri sok paşam. Şuraya bir buldozeri sok. İyi ya artık mahkumları hani kendim daha iyi göz önünde kontrol edebiliyorum. Benim için de iyi oldu. Buldozeri sok baba buraya. Ondan sonra bulduğu soktun ya. Buraya malzemelerden çimen döşe abi. Ç çimen döşe yavaş koşsunlar. Sıkıntı yok yavaş yürüsünler. Sen yeter ki çimen döşe. Bir halledelim var ya bir halledelim. Çok deli paralar kazanacağız da işte. Öncelikle bir halletmemiz lazım abi. Yeter ki bir halledelim. 2000'e şuraya çimenini döşe abi. 2000'e şuraya çimenini döşe. Hele bir halledelim. Şuradan nakliye devam ediyor mu? Etmiyor çünkü bütün ihracatımızı yapmışız. Ee, Babacım ben buradan ufaktan mutfağa geçeyim. Mutfağı kim tutuyor? Mutfağı şu alttaki tutuyor. Mutfağı bu tutmaya yeter mi? Yeter yeter. Tamam tamam. Önce bir mutfağımızı yerleştirelim abi. Önce bir mutfağımızı yerleştirelim. Ee, şurası hocam bak, şurası çamaşırhane tamam mı? Burası çamaşırhane. Havalandırmanın hemen yanı çamaşırhane arkadaş. İşe bak. Burasını çamaşırhane olarak kullanacağım. Ee, burası havalandırma ama şu an havalandırma olarak tiklemeyeceğim. Ee, tiklersem tutup Avelin teki buradan yürüyüp buraya gelmeye çalışabilir. Öyle bir risk mevcut. Ondan sonra bize ne lazım abi? Kantin ve mutfak lazım. Burası mutfak. Mutfağımız yeter ya mutfağımız yeter. Şu yan taraf kantin olacak abi. Burası havalandırma olacak. Burası... Milletin ortak kaldığı oda olacak. Ee, üst taraf o kadar önemli değil. Üst tarafa bir e, Nusre'li gelecek abi. E, familisel gelecek yani. Bir selimiz olacak. Bir de şey olacak. Konuşamadım. Şartlı tahliye odası. Şu tarafta şapel. İyi iyi bir saniye o zaman ben buralara da bir kapılarını yerleştireyim. Ee, öncelikle şu ikisi çalışan kapısı babacım. Şu ikisi çalışan kapısı. Ee, şu da çalışan kapısı. Gerekirse sizi içeri gardiyan alır. İbadethaneye kafanızın istediği gibi girebilirsiniz. Ee, uzaktan yönetilebilir kapı değil. Ağırlaştırılmış hücre kapısını da şuralara yerleştirelim. Sadece bunlar bile bana camış gibi paraya mal olacak abi. Hele ki çamaşırları falan getirdiğimizdeki şeyi düşünemiyorum. Çamaşır makinesini falan koyduktan sonrasını düşünemiyorum bile abi. Çamaşır makinesini koyarken falan cam vereceğiz herhalde. O derece bir borca gireceğiz. Uf, birkaç bölümü hallederiz ya. Birkaç bölümü hallederiz abi. Yalnız şu an bu para hibe biliyorsunuz değil mi? Ya bu paranın tamamı bize ait değil. Aslında 20 tane yer yapıp hani e, o 20 binlik bonusu almak falan da çok güzel de biz şu an kantinde bunları doyuramıyoruz baba. Ha, doyuracağız doyuracağız anca yetişiyor. 20 aşçı anca yetişiyor. Neredeyse bir 100 mahkum da burada olacak abi. Ee, bir 20 aşçı da buraya mı alacağım ben? 15 tane de buraya alırım. Eyvah eyvah. Abi yapacağımız gerçekten çok şey var ya. Yapacağımız harbiden çok şey var. Ama bunları birden yapamayız. En azından e, mutfağını kantinini yapayım. İnşallah yeter ondan sonra suyunu falan çekmeye. Mutfağını yaptık. Kantinini yapalım. İnşallah aveller kantine gelmez diyeceğim. Gelmezler zaten. E, şöyle. Havalandırmasına falan artık telefon kulübelerini vırtı zırtı sonra sonra koyarız abi. Şimdi yemek olayını bir halledelim. Geri kalan her şey gelecek abi. Önce bir yemek olayını halledelim. Şimdi e, yemekhane ne istiyor bizden? Ocak, buzdolabı ve fırın istiyor. Ocak, fırın demişim pardon. Ocak, abi ocakları şöyle şuraya ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15. 15 tane ocağımız var abi. 15 tane ocakta da yetişmezse artık ben bir şey demiyorum. 15 ocağın yanı sıra hemen şuraya yerleştirelim abi buzdolaplarını. Eee buzdolaplarına baktığınız zaman da bayağı bir buzdolabımız var. Yeter herhalde ya bu buzdolapları. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane buzdolabı var. 7 tane buzdolabı tabii yetmez. Şöyle bir dip dibe koysak diyeceğim. Nasıl yapsak abi? Ya dip dibe koyalım. Elemanlar buradan alsın ya. Dip dibe koyalım. Ulan sadece mutfağı yaparken öldük. Sadece mutfağı yaparken öldük masraftan. Bir de şey lazım buraya öyle değil mi? Lavabo. Lavabo. Şu, onları da şuraya abi. Onları da buraya. Ondan sonra elektrik olayını da Oradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Buradan buraya. Hadi bakalım. inşallah tutarsın sevgili jeneratör. İnşallah tutarsın. Allah'tan üstü şu elemana falan vermedik. Bak bu eleman ya da bu tutamazdı. Üstü iyi ki şuna verdik. Buraya çamaşır makinesi falan gelecek. O zaman göreceğiz biz zaten günümüzü. Ee, bir de buraya su çekilmesi lazım dayı. Oo oh, su da ayrı para. Her şey ayrı para. Çok güzel. Neyse ki su fazla uzakta değil. Şuradan al böyle çek. Ondan sonra buradan al küçük boruları. Buradan böyle çek. Artık ne kadar uğraşırsam bilemiyorum. Elektrik hatlarını falan döşedikten sonra... Ya Avel'ler burada çalışmayın. Buradan nereye yetiştireceksiniz ya? Buradan alıp buradaki kantine mi götüreceksin? Avel misin? Şurada halletsene işini ya. Abi averler bunlar aver falan galiba ya. Oğlum daha su gelmedi su su. Daha su gelmedi. Su gelmedi daha. Oğlum adamlar su gelir gelmez. Buraya nasıl su gelmedi ya? Ne demek buraya su gelmedi abi? Orası dibilen. Geldi galiba. Abi siz ciddisiniz. Buradaki yemekhane dururken buradaki burada mı yapıyorsunuz abi yemekleri? E burada yapıp buradan buraya kadar taşıyacak mısınız hakikaten? Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Şu hapishane üretim tarihinin ben 20 avansını alayım abi. 20 bin avansını alayım sonra ben geri öderim ya. Sonra durumum müsait olunca geri öderim abi. Gerçekten çünkü bu herifler beni çıldırtacak. E, kantin baba. Kantine bir servis masası lazım önce. Servis masalarını koyalım buraya. Kantine servis masası lazım. Servis masalarını hemen şuraya koyalım ki adamlar getirip rahat rahat yemeklerini e, buralara koyabilsinler abi. Bak şöyle servis masaları. Yok öyle değil. Bak böyle ol. E dip dibe koyalım ayol ne değişecek ya. Dip dibe koyalım. Şöyle. Alır mısın abi şunu? Şunu da al. Al şunu. Dip dibe dip dibe. Ha dip dibe bir tane de buraya konuluyor mu konuluyor al al baba diz yemekleri al diz yemekleri ondan sonra oturak e, servis masası servis masası ve oturak lazım abi servis masasını koyduk masa ve oturak lazım masa ve oturak babacığım masa ve oturak masalar bunlar masaları şöyle koy bir saniye bir tık ileri koyarak başlatalım abi masaları e, üçlü yapmaya çalışalım mı bu sefer aynen öyle üçlü yapalım abi. Aynen öyle üçlü yapalım. Şöyle birazcık ara bırakalım. Ama sanki daha fazla ara bırakmam gerekiyordu gibi hissediyorum ya. Bakalım şuradaki yemekhaneye. Aynen birazcık daha fazla ara bırakmam lazım. Hocam şurayı bir koymayın. 1, 2, 3, 4. Yani böyle olacak sanırsam. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Burası var ya yüzden fazla mahkum da alır ben size söyleyeyim. 1, 2, 3, 4 herhalde ya bilmiyorum. Tamam yeterli abi bu kadar. Ee, bir de oturakları yerleştirelim şuraya. Ee, burası yüzden fazla da mahkum alır ben size söyleyeyim. Yalnız buranın mutfağı buraya dayanabilir mi bilmiyorum. Oranın mutfağı bu kantini tutar mı bilmiyorum abi. Tamam kantinini ayarladık baba. Kantinini ayarladık. Diğer şeylerini de ayarları sonra. E, duşunu, tuvaletini, televizyonunu, sehpasını falan ayarlayalım abi. Ondan sonra toplu koğuşumuzu açalım direkt. Oradan mahkum gelsin. Oradan gelecek mahkumların parasıyla toparlayacağız. Çünkü biz bu hapishaneyi öteki türlü toparlayamayacağız gibi. Hocam şöyle oturakları koy. Tamam. E daha neye ötüyorsun kardeş? Bu kantinde yemek yemeye atanmış bir mahkum yok. Hem dağılıma bakalım abi. E, bu kantinde yemek yemeye ihtiyacı olan mahkum yok. Farkındayım kardeşim. Farkındayım. Şimdi bu kantine ben 3 tane e, memur atıyorum. 3 tane görevli atıyorum. Ondan sonra bir devriye oluşturacağım abi. Gardiyan devriyesi. Şurada şöyle bir gardiyan devriyesi gezecek. 1 2 3 4 Ondan sonra... Hemen aşağıya halledelim babacığım, hemen aşağıya halledelim. Ben bunu bu bölüm içerisinde yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Hemen aşağıya halledelim abi. Misal, ee, öncelikle aşağıya bir ofis masası koyalım abi. Yazamadım bile ya. Aşağı bir ofis masası koyalım. Bak, şuralara ofis masası koyalım abi. Şöyle çevir önünü. Ofis masası sandalye, ofis masası sandalye, ofis masası sandalye, Tamam. Buralara ofis masalarını koyduk altı tane. Sandalyeleri koyalım abi. Sandalyeleri koyalım. Şöyle. Tam buralara abi. Tam buralara. Ha. Sanki birkaç tane daha yapabilirmişiz gibi ya. Şöyle birkaç tane daha ekleyelim abi. Birkaç tane daha ekleyelim. Ofis masası, sandalye. No, elektrikli sandalye değil baba. Normal sandalye. Tamam. Ee, ondan sonra televizyon abi. Televizyon. Tamam mı? Televizyon. Gel burada dilediğin gibi televizyonunu izle. Tam 5 tane televizyon koyuyorum. Sonra radyo abi. Radyo. Gel abi. Hemen bu televizyonların şuraları duşa muşa ayırırım. Hemen bu televizyonların iki önünde radyodu dinle. Sonra abi kitaplık. Gel. Şu ofis masalarının kenarlarına da kitaplıkları yerleştirelim abi. Gel baba. Al. Al sana. Al sana. Kitap istiyorsun. Al sana kitap babacım. Al sana kitap. Al sana kitaplık. Al sana kitap. Ondan sonra şimdi buraların bir duşunu muşunu ayarlayalım abi. Buraların bir duşunu muşunu ayarlayalım. E, burayı toplu koğuş yapacağız çünkü. Burayı toplu koğuş yapacağız. E, şurası toplu koğuşun birlikte vakit geçirme aranı. Hah bir de bilardo masası eksik abi. Bir bilardo masamız eksik. Al abi al. Al bilardo masası. Al bilardo masası. Ee, nereye koyalım bilardo masasını? Ya şuraya koyalım ya şu üst tarafı. O oyuna ayıralım abi işte. O üst tarafı bu e, mahkumların ihtiyaçlarına ayıralım. Al babacım al. İki tane de bilardo masamız var. Radyoyu falan devirmesinler. Al. İki tane de bilardo masamız var abi. Öyle bir olay yok biliyorum. Radyonun devrilme olayı yok falan ama. E, hani benim içime sinmez. Şimdi. Geldik işin e, sıkıntılı kısmına. Oraya neden tuğla atılmıyor? Burada kesin bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Hocam bir bakar mısın hacı dayı? İşçi dayı bir bakar mısın? Sadece benim burayı görmem için gardiyan mı getirmem gerekiyor? Abi şuraya bir gelir misin ya sana zahmet? Şuraya bir geliver. Şuraya bir geliver abi. Bu arada farkındayım yakın zamanda bir arama yaptıracağım. Şuraya gel şuraya. Şunu bir atın. Benim sinirimi bozmayın. Oy, 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 oy Abi atar mısınız şunu? Artık biri atmaya gelecek mi? Hah. Hah götür at bunu. Götür at bunu. Ya çöpünü alsana çocuğum. Abi bir çöpü almadı herif. Neyse koyabiliyorum en azından. 1 2 3 4 5 Şuradan şuraya doğru bir sur çekelim abi, şuradan şuraya bir sur çekelim, buradan burayı kapatalım. Ee, buralara şimdi normal kapılar koyalım abi, buralara normal kapılar koyalım. Hmm, nasıl yapsak acaba? Toplu duş mu yapsak? Gerçi mahremiyet istiyorlar o zaman da ya. O zaman da mahremiyet istiyorlar. Abi şöyle kapıları ayarla. İyi de dağ gibi şey yapacağız abi. Bir saniye bir dur, bir saniye bir dur. Siz buraya tuğlaları çekip çekip durmayın abi. Ben buraya bir normal kapıları dayayım. Nasıl yaparız ki? Hocam kapı 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 Şurayı sil. Şuradaki duvarı yık. Onun yerine buraya tuğla duvar çek. Buraya da çek, buraya da çek, buraya da çek, buraya da çek. Maksat mahremiyet olsun abi, maksat mahremiyet olsun. Al mahremiyet istiyordunuz, ee, mahremiyet diyebilelim. Niye dörtlük bir alan verdim duş için? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok, A alan bol geldi herhalde, alan bol geldi abi. Hocam siz beni günah mı sokacaksınız ya? Hocam şurayı bir halletsen, şurayı bir hallet. Orada ben neler olduğunu bilmiyorum çünkü ee, bir yer ikili oldu abi, bir yer ikili oldu. Aynen öyle. Normalde düzgün ayarlanıyordu ama bir şey yüzünden, bir sıkıntı yüzünden düzgün ayarlanmadı. Abi bir şey diyeceğim. Şu aşağıya gerçekten ben duvar çektim mi ya? Abi şurayı kaldırır mısın lütfen? Abi şuradan şuradan itibaren bir duvarları yıkar mısın ya? Şuradan itibaren bir duvarları yık. Biz hata yaptık abi. Biz bir yerde hata yaptık. O hatayı düzelteceğiz şimdi. O toplu hücreye de alımlar başlasın abi. Toplu hücreye de alımlar başlasın. Elemanlar gelsin sonra olayın havalandırmasını, vırtını zırtını hallederiz. Yalnız buraya bu kadar şey yeter mi bilmiyorum. İnşallah yeter. Ben 100 tane mahkum tutacağım. Hayatta yetmeyecek değil mi? Hayatta yetmeyecek abi bura. Hocam duvarlarını yık duvarlarını. Alo. Şuradaki duvarları yık. Ondan sonra şuradaki kapıları falan sökeceğim baba. Şuradaki kapıları falan sökeceğim. Sök. 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 Sök abi. Sök abi. Gel babacım. Şuraya duvar. Buraya duvar. Buraya duvar. Buraya duvar. Buraya duvar. Ondan sonra buralara kapı artık. Buralara kapı. Şöyle babacım. Kapı, 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 kapı. Uf, 100 tane mahkum tutacağız ya. Aynı şekilde bir dörtlü karşı tarafa yapsak dörtlü beşli çekip şu ortada da mahkumları idare etmeye çalışsak 10 numara ya. Ofis masasıyla birazcık daha sandalye alalım. Birazcık daha ofis masası sandalye falan. Tamam abi şunun bir tık e, gerisine aynen bu şekilde Aynen bu şekilde. O radyo televizyon sayısını falan da arttırabilirim çünkü öyle bir durum var. Abi sandalye. Nerede sandalye burada? Sandalye. Ya gelsin istiyorsa burada egzantrik gutanterik işlerle uğraşsın. Gelsin istiyorsa şurada şu köşede bilardosunu oynasın. Ne bileyim televizyonunu izlesin, bir şeyler yapsın. Ee, şurası tamamen bireysel Duş alanı olacak burası tamamen Bireysel tuvalet alanı olacak ee, Öyle yani öyle öyle aynı. Ya da tuvalet alanını da bu kısma yapalım Bak tuvalet alanını da bu kısma yapalım abi ee, Onlara da 3 birim yer versek Yeter ya dördüncüye gerek yok Tuvalete Şöyle 3 birim yer versek yeter İlerleyebildiği kadar Şuraya ilerlesin Toplu hücrefik bir kulağa daha mantıklı geliyor ya. Muhtemelen zapt etmesi falan çok zor olacak elemanlara ama bir şeyler düşüneceğiz artık. Bir şeyler halledeceğiz abi. Bir şeyler halledeceğiz. Tamam şurası da açık kalsın. Nesnelere gel abi. Nesnelerden buraya da normal kapıları yerleştir. Ee, bir taraf duşa kabin olacak. Bir taraf hani bir taraf duş olacak komple. Bir taraf tuvalet ihtiyaçlarını giderebilecekleri yer olacak. Ee, diğer taraf ortak zaman geçirdikleri. Hani... Ee... ...birlikte vakit geçirdikleri alan olacak... ...şurası komple... E, ...ortada yatacaklar abi... ...ortada da yatıp uyuyacaklar yani... ...bu kadar basit... E, ...buradan gelip bu kantinde yemek yiyecekler... ...şurada çıkıp hava alacaklar... ...burada çamaşırhane onlara... ...çamaşır sağlayacak... ...ben daha o çamaşırhaneye çamaşır makinesi falan alacağım... ...şu üst ibadethaneleri olacak... ...burası... ...şartlı tahliye görüşmelerinin yeri olacak... ...buraların her birine ayrı ayrı gardiyanlar atanacak zaten... Şimdi ne kadar olmuş abi? Oo 34 dakika olmuş ben kaptırmışım kendimi ya. Babacım o zaman bana müsaade ben bir mola alayım. Şurayı tamamlar ben de çıkarım zaten. Kapıları falan yerleştirilsin. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım dediğimiz gibi olacak mı? Hapishanenin değeri artacak mı? Ben de merakla bekliyorum doğrusu. Şu an 900 bin diyor ama ben 900 binden çok çok daha fazlasını kazanacağımıza inanıyorum. Kapılarını yerleştirseniz ya. Her neyse arkadaşlar sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi bay bay.